24 Şubat 1978 akşamı Yuba City'deki Chico, California Eyalet Üniversitesi'nde bir kolej basketbol maçı yapılacaktı. UC Davis ve Chico State arasındaki bu maçı izlemek için uzaklardan gelen 5 tane genç misafir vardı. İsimleri Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Wire, Jack Hood ve Gary Matias'tı. Bu 5 gencin bir ortak noktası vardı. Hepsi de zihinsel sorunlar yaşamaktaydı. Bill Sterling, Jack Madruga ve Ted Wire öğrenme bozukluğu rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Jack Hood zihinsel engelliydi ve Gary Matias da askerlik zamanlarından kalma psikolojik sorunlarla boğuşuyordu. Bu maçı izlemek için 50 mil yani 80 kilometre yol gelmişlerdi. Bu 5 kişilik grubun yaşları 24 ile 32 arasındaydı. Tanıyanların anlattığına göre dost canlısı ve birbirlerine çok bağlı bir gruplardı. UC Davis ve Chico State arasındaki maçı UC Davis kazandı. Gençler maçtan sonra Jack Madrugan'ın aracına atladılar ve eve dönmek üzere yola koyuldular. O tarihlerde yoğun bir kar yağışı vardı. Ama gençler bunu pek önemsemedi. Yuba City'den evlerine doğru yaklaşık bir saat yol gittikten sonra bir şeyler atıştırmak için yol üzerindeki bir markete uğradılar. Chico şehir merkezinde bulunan Bears ismindeki bu market gençlerin canlı olarak görüldüğü son yer olacaktı. O gün gençlerden hiçbir haber alınamadı. Grup sabah eve gitmemişti. Oğulları eve gelmeyen aileler başlarına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenerek sabah saatlerinde durumu polislere bildirdi ve arama çalışmaları başladı. Aracı arama çalışmaları sadece bir gün sürecekti ve sonunda ise büyük bir gizem yatacaktı. Gençleri bulmaları ise çok daha uzun sürecekti. Polisler Butte ve Yuba City bölgelerinde gençlerin kullanabileceği rotaları araştırmaya başladı. Ama evlerine giden güzergahlarda gençlere ait hiçbir iz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ederken Pullmall Ulusal Orman Bekçisi 25 Şubat günü Oroville Quincy yolunda esrarengiz bir aracı park halinde bekler konumda gördüğünü söyledi. Polisler hemen aracın olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Yoğun bir kar olan bölgeye vardıklarında tuhaf bir görüntüyle karşılaştılar. Araç 1969 model bir Ford Montego'ydu. Ormana uzak bir bölgedeydi. Toprak bir yoldaydı ve yağması muhtemel bir kara karşı her türlü harici donanıma sahipti. Yani gençlerin araçlarından inip kaçmalarını gerektirecek hiçbir sorunu yoktu. Herhangi bir kanıt ya da bir ipucu bulunamadı. Gençler büyük bir ihtimalle bir şeylerden korkup aracı terk etmişlerdi. Aracın içi arandığında gençlerin olay günü en son neler yaptıklarına dair kanıtlar bulundu. Arabada gençlerin marketten aldığı yiyeceklerin ambalajları, basketbol müsabakasının programı ve düzgün katlanmış bir yol haritası vardı. Araç bulunduğunda herkes olayın çözüldüğünü düşünmüştü. Ama tam aksine aracın bulunması cevaplanamayan birçok gizemli soruyu ortaya çıkardı. İlk soru, evlerine gitmek yerine neden başka bir yola girmişlerdi? Saptıkları yol evlerine zıt bir istikametteydi. İkinci soru, bir kış gecesi üzerlerindeki ince kıyafetlerle ormanlık alandaki bu toprak yolda neden durmuşlardı? Ve nereye gitmişlerdi? Aracın bulunması bu ve bunun gibi birçok yanıtsız soruyu da beraberine getirdi. Ailelerle yapılan görüşmelerde Jack Madrugan'ın ailesi Jack'in soğuk havayı hiç sevmediğini ve hayatı boyunca hiç ormana gitmediğini söyledi. Sterling'in babası daha önce Sterling'i kayboldukları bölgeye çok yakın bir bölgede balık tutmaya götürdüğünü ama Sterling'in oradan hiç hoşlanmadığını söyledi. Gençler aracı terk ettiğinde anahtarı yanlarına almışlardı. Polisler, gençlerin yakınlardaki bir yerden yardım alıp araca geri dönmeyi düşünmüş olabilecekleri ihtimali üzerinde durdular. Ama beklenilen olmadı. Gençler araca tekrardan dönmedi. Araç daha sonra bir karakola çekildi ve detaylı bir inceleme yapıldı. Benzin deposu çeyrek doluydu. Araç çok uzun zamandır böylesi uzun yollar kat etmesine rağmen hiçbir yerinde darbe, oyuk gibi izler yoktu. Hatta belirgin bir çamur izi bile bulunamadı. Ya Jack Madruga çok iyi bir şofördü ya da aracı bilinmeyen biri kullanmaktaydı. Ailesi Madruga'nın iyi bir şoför olmadığını, aracını da asla kimseye vermeyeceğini söyledi.
çevre arama çalışmaları 26 Şubat tarihinde yoğun kar fırtınası sebebiyle ertelenmek zorunda kaldı. Polisler olay hakkında bilgi sahibi olanların ifadelerine başvurdu ve iki tanık hariç elle tutulur hiçbir bilgiye erişilemedi. O iki tanığın da söyledikleri her şey çok tuhaftı. İlk ifadenin sahibi bir kadındı ve aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir kasabada yaşamaktaydı. Kadın bir market sahibiydi ve olay günü gençlerden 4 tanesinin marketine geldiğini söyledi. İri gözleri ve tuhaf bir görünüşleri vardı. İçlerinden 2 tanesi markete girdi. Diğer ikisi de dışarıdaydı. Dışarıda bekleyenler telefon kulübesine girdi ve birileriyle konuşmaya başladı. Kadın marketine giren iki ismin Ted Wire ve Jack Hood olabileceğini söyledi. Ted Wire ve Jack Hood'un marketten burrito, çikolatalı süt ve başka içecekler aldığını söyledi. Kadın çok garip hareketleri vardı. Alışverişten sonra onlardan gitmelerini rica ettim dedi. İkinci tanık Joseph Shons'tu. 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece aynı yoldan geçtiğini ve yoğun kar nedeniyle bölgede mahsur kaldığını söyledi. Yaklaşık 6 saat aracında mahsur kalan Joseph, daha sonra arkasında bir araba olduğunu gördü. Araca yaklaşan Joseph yardım istedi. Daha sonra el fenerleriyle birileri geldi ve araca binip uzaklaştılar. Bill Sterling, Jack Madruga, Ted Wire, Jack Hood ve Gary Mathias arama çalışmaları kötü hava muhalefeti nedeniyle sürekli ertelendi. Uygun anlarda yapılan çalışmalarda ise 3 aydan fazla bir süre gençlere ait hiçbir iz bulunamadı. Ama 4 Haziran 1978 tarihinde her şey bir anda değişti. Artık karların büyük bir çoğunluğu erimişti. Ama buna rağmen polis gençlere ait hiçbir iz bulamadı. 4 Haziran günü bir grup motorcu aracın bulunduğu yerden yaklaşık 31 kilometre uzaklıktaki bir kamp bölgesine gitti. Amaçları burada biraz dinlenmekti. O esnada kamp bölgesindeki bir karavan dikkatlerini çekti. Karavan terk edilmişti, camları kırıktı ve içerisinden kötü kokular gelmekteydi. Motorcular içeriye girdiklerinde ürpertici bir manzarayla karşılaştı. İçeride battaniyeye sarılmış bir halde Ted Wire'ın cansız bedeni vardı. Karavandaki masada cüzdan, kolye, yüzük ve altın bir saat vardı. Ve daha sonra anlaşılacağı üzere bunların hiçbirisi kaybolan gençlere ait değildi. Karavanda bir yıl yetecek kadar konserve vardı. Ama hiçbiri tüketilmemişti. Daha sonra yapılan incelemelerde Ted Wire'ın tam 13 hafta boyunca karavanda hayatta kaldığı anlaşıldı. Yani yavaş ve sancılı bir ölüm olmuştu. Ted, arabadan indikten sonra tam 31 kilometre yürümüş ve buraya kadar gelmişti. Daha da ilginci, karavanda kitaplar, mobilyalar ve düzinelerce kibrit olmasına rağmen bunların hiçbirisini kullanmamıştı. Peki ama bunları neden yapmıştı? Ona bunları yaptıran esrarengiz bir güç var mıydı? Karavandaki en ilginç ayrıntı, Gary Mathias'ın ayakkabısıydı. Karavanda diğer gençlere ait hiçbir şey bulunamadı. 2 gün sonra karavanın 6 kilometre uzağında insan iskeletleri bulundu. Kemikler hayvanlar tarafından parçalanmıştı. Yapılan incelemelerde kemiklerin Bill Sterling ve Jack Madruga'ya ait olduğu anlaşıldı. Jack Hood'a ait kalıntılar bizzat babası tarafından 3 kilometre uzakta bulundu. Olay hiçbir zaman bir netliğe kavuşmadı. Gary Mathias'ın cansız bedenine de hiçbir zaman ulaşılamadı. Ölüp ölmediği bile bilinemedi. 5 tane genç, kar fırtınası esnasında araçlarından inip 30 kilometreden fazla yol yürümüşlerdi. Ted Wire, karavanda neden ölümü beklemişti? Jack Hood, Bill Sterling ve Jack Madruga'yı karavandan çıkartan güç neydi? Gary Mathias'a ne oldu? Bu sorular hiçbir zaman cevaplanamadı. Olay, Rusya'daki Dyatlov geçidi olayına çok benziyordu ve tıpkı onun gibi arkasında onlarca yanıtsız soru bıraktı.